Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Yorunus Dantel programının tanıtımını yapacağız. Yorunus Dantel programı, kısaca U diyelim. U programının ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve ne tür özelliklerin bulunduğunu anlatımını gerçekleştireceğiz. Yorunus Dantel bir program kaldırma programı. Mesela diyelim ki bir bilgisayarınıza bir oyun ya da program kurdunuz. Ne yaptıysanız programı kaldıramıyorsunuz. Normal denetim masası içerisindeki program kaldır özelliğiyle ne yaptıysanız kalkmıyorsa program. Yorunus Dantel programını öneririm arkadaşlar. Her türlü programı buluyor ve bünyesinde hızlı bir şekilde kaldırıyor. Ayrıca Regedit'te kayıtlarını da kaldırıyor. Ayrıca C-Windows x86 klasöründeki boş klasörleri de kaldırıyor. Yorunus Dantel, mesela bir oyun kurdunuz. Diyelim ki Minecraft. Minecraft'ın tabi x86'da klasörü bulunmaz ama lokalde klasörü vardır bunun. Bunun içerisindeki oyunu kaldırdığım zaman bir de oyunun Yorunus Dantel şeyi vardır, eklentisi vardır, onu da kaldırıyor ayrıyeten. Yani çökme bırakmıyor, hiçbir şey bırakmıyor. Nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını tam olarak anlattım. Şimdi nasıl çalıştığına gelelim ve bir takım özelliklerini de göstereceğiz program içerisinde. Öncelikle Yorunus Dantel programını kaldırıyoruz. Yani benim kaldırma programım gibi bir şey Türkçe'de. Video altında da linkini vereceğim. Oradan da ulaşıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle programın arayüzünü tanıtalım. Buradan herhangi bir dosya alarak dışarıdan kaydedebiliyorsunuz veya buradaki herhangi bir işlevi, mesela işte başlangıçta şunu çalıştırsın, bunu yapsın, işte şu program çalışsın, sisteme tarasın gibisinden bir konfigürasyon gerçekleştiriyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz zaman Yorunus Dantel ikonunda bir kayıt oluşuyor. Çift tıklayıp çalıştırdığınız zaman kaydı siz ne yaptıysanız onun aynısını yapıyor. Dış görünüm özelleştirebiliyorsunuz işte. Bakalım. İşte simgeler liste şeklinde çıkabiliyor istediğiniz gibi. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Mesela burada daha iyi. Neden derseniz burada bir saniye. Burada özellikle versiyon numarası da vermesi gerekiyordu aslında. Bunu galiba şu sütunlar ayarından yapabiliyorsunuz gene. Panolar, ayrıntı, araçları. Evet, buradaki çok özür dilerim arkadaşlar, tanıtımını yaptığım programın bazı ayarlarını kullanmamıştım. Burada görünümdeki panolar kısmında sol taraftaki kısa yol panolarının erişimlerini gösteriyor. Bu sayede hızlı işlem yapabilmeniz için buradan programı tekrar yeniliyorsunuz. Mesela bir program kaldırdınız veya program kurulumunu gerçekleştirdiniz. Program listede görünmüyor. Yenile diyerek programın yenilenmesini sağlıyorsunuz. Bu sayede yeni ya da silinmiş program listeden çıkıyor ya da yeni olan bir program listeye giriyor. Buradan dilde birçok seçenek var. Tabii ki Türkçe anlatım olduğundan dolayı Türkçe kullanıyorum ve dünyaya karşıyız ama Türk olduğum için Türkçe kullanıyorum. Liste olarak gösterdik. Büyük simgeler ilk baştaki gibi. Ayrıntı olarak gösterelim biz. Buradan araçlardan ayarlar. Avcı modu var. Avcı modda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir istenmeyen programları çalıştırdığı zaman kendi başına arka planda bu avcı modu gidip onu buluyor ve etkisiz hale getiriyor. Yani kapatıyor programı. Simgelerin ön belleğini yenile. Mesela simgelerin bazen her açılışta farklı bir şunun gibi mesela. İşte gördüğünüz gibi Mario Forever yazıyor. Burada Mario'nun simgesi olması gerekiyordu ama
ön bellekte kaybolduğu için tanınmaz bir şekilde ikonu gösteriyor. Burada da simgelerin ön belleğini yeniliyoruz. Yenilikten sonra uygulamaların ön bellekleri yeniden geliyor. Yani işte eski ikonu. Bu kurtarma merkezi ise arkadaşlar daha önce backup yaptıysanız bilgisayarınızda onu buluyor ve o tarihteki backup'a ayarlıyor. Ayarlarda denetim masasını yönlendiriyor. Sağ tarafı tam olarak tanıttık arkadaşlar. Buradan ise istediğiniz herhangi bir dosyayı ya da uygulamayı arayarak da bulabiliyorsunuz. İstiyorsanız bir tanesini kaldıracağım ben. BlueStacks App Player'ı. Bunun da bir sonraki videomuzda nasıl root yapılır ya da nasıl kurulumu gerçekleşir onu anlatımını yapacağım. Biz bunu burada sağ tıklayarak normal kaldır seçeneği var. Hızlı kaldır var. Temizle listeden temizle var. Otomatik tamir. Eğer program çalışmıyorsa veya bazı içerisindeki dosyalar eksikse onu otomatikman tamir ediyor. Gelişmiş kaldırma sizin belirlediğiniz seçeneklere göre kaldırma işlemini yapıyor. Simgeyi değiştirebiliyor. Asla kaldırma dediğiniz zaman bunu kilitleyebiliyor. Farklı bir kullanıcı olduğu zaman diyelim ki bu bilgisayarı 3 kişi kullanıyorsunuz. Abiniz, ablanız ve kendiniz diyelim. Abiniz geldi ya program ne böyle kaldıracağım şu işte çok bilgisayarı zorluyor gibisinden bir düşünce sarf eder ve programı kaldırmaya çalışır. Bunu da Your Unistantel içerisinden kilitli olduğunu fark etmezse yani kilitli olduğunu fark etmese kaldırmaya çalışır ama kaldıramaz. Engeller programını. Hatta bunu denetim masasından yapmaya da çalışsa yapamaz. Hatta profesyonel bir kaldırma programı olsa o bile kaldıramaz istediği zaman. Sadece bunun içerisindeki kaldırmanın iki yolu var. Bu içerisindeki kilidi kaldırmak. İkincisi ise Your Unistantel programını bilgisayarınızdan kaldırmak. O zaman tabii bunu sağladığı ayarlar da ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde yarıyor. Aslında mesela tabletlerinizde veya telefonlarınızda vardır. İşte simgeleri gizleyebilme, simgeleri kaldırma, işte silmeyi engelleme gibi özellikler katabiliyorsunuz. Bunu root'la veya jailbreak yaparak veya da normal uygulama sayesinde ek uygulamalarla. Bu da ona benzer bir şey. Bir nevi özelleştiriyorsunuz bilgisayarınızı. Kayıt anahtarının yedeklemesi. Burada mesela Regedit'teki kayıt anahtarlarını bir yedeğini alıyor. Herhangi bir programın üzerine sağ tıklayarak bu seçeneği seçerseniz içerisindeki kayıt anahtarlarının yedeğini alıp bir yere işte bunun belirlediği bir yere koyuyor. Sizin bulamayacağınız bir yere. Çünkü önemli bir belge olduğundan, önemli bir dosya olduğundan bu muhafaza ediyor, saklıyor. Bir backup dosyası oluşturuyor. Siz bunu otomatik tamire dediğiniz zaman burada kayıt anahtarını yedeklediyseniz bu o kayıt anahtarını buluyor. Yeniden yerleştiriyor yerine kayıt anahtarı üzerine yazıyor. Yazdıktan sonra program stabil şekilde çalışıyor. Tabii eğer etken kayıt anahtarı ise değilse başka bir sorun üzerinde arama yapıp düzeltmelerini sağlıyor. Buradan ara diyor. Buradan programın ismini arayabiliyorsunuz. Bu seçenekle aynı. Hızlı bağlantılar. Yükleme konumu, yayıncının adresi, destek adresi, güncelleştirme bilgileri. Bu tabi bazı programlara göre mevcut, bazı programlara göre de değil. Ayrıca şurada yenile gördüğünüz gibi F5. Burada sağ üzerine yenile diyor ve burada sağ üzerine yenile diyor. Ya da F5 tuşuna basarak listeyi yenileyebilirsiniz bu 4 seçenek içerisinden birinde. Özellikler diyorsunuz. Burada da BlueStacks özelliklerini gösteriyor. İşte nerede olduğu, versiyon numarası. Tabii başta da söylemek istediğim aslında şurada çıktı. Burada versiyon numarası yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listede. Yükleme tarihi var, tahmini boyut var, son erişim zamanı var, açıklama var ve yayıncı var. Tabii mesela diyelim ki Bonjour bildiğiniz Apple uygulamalarının pardon Apple cihazlarının bilgisayarınızda bağlantı kurması için veya görmesi için ekstra bir driver gibi görün.
siz bunu. Ama Apple ürünlerinde. Biz bunun özelliklerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi versiyon numarası 3101. Ya bunu da geçtik. Mesela ben bunu ne yapacağım diye sorabilir olabilirsiniz. Diyelim ki Medal of the Honor Pacific Assault diye bir oyununuz var. Siz buna trainer ya da hile yapacaksınız. Ya da bot kuracaksınız. Ama onun özelliklerini bilmiyorsunuz. Sürme özelliklerini. Burada versiyon numarası çıkıyor arkadaşlar. 121-280 diyor. Mesela siz de bunu 121-280'i işte diyelim ki Medal of the Honor ya da MOH yazarsanız 121-280 trainer yazdığınız zaman o versiyona ait trainerleri Google'da bulabilirsiniz rahatlıkla. Sağ tık menüsü bu şekilde arkadaşlar. Gelelim sol taraftaki araçlara. Burada başlangıç yöneticisi var arkadaşlar. Mesela bir program kurarsanız, bir değil, iki değil, 10 tane program kurarsanız, ilerleyen zamanlarda sürekli program kurarsanız veya kaldırırsanız, kaldırdığınız programlar, mesela şunu göstereyim, Yandex Browser var. Zaten benim en nefret ettiğim etiklerimden birisi. Kaldırdığınız halde programın ekstra dosyaları kalıyor. Tabi ben bunu bu program üzerinden kaldırmadım. Denetim masası üzerinden kaldırmıştım. Bu da kalmış. Bu arka planda çalışmaya devam ediyor. Hiçbir işlem yapmasa da, size bir faydası olmasa da arka planda devam ediyor. Gerçi Microsoft'un yarısından çoğu hiçbir normal bir kullanıcı olduğunuz için arka planda çalışsa bile bir işe yaramıyor. Yani size de faydası dokunmuyor. Sadece CPU ve işlemciyi ve RAM bellekleri zorluyor. Başka bir işe yaradığını söyleyemem. Buradan arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi Qtorrent bir program var. Bu program açtığımız zaman bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Tabi burada uygula diyerek yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattığımız zaman Qtorrent her başlangıçta başlıyor. Tabi bu da sisteminizi zorluyor. Hali hazırda. Haliyle zorluyor yani. Çünkü burada mesela bu programı kullanmayan çok arkadaş vardır. Bildiğim yani tahmin ettiğim üzere birçok arkadaş vardır. Bunların genelde hepsi açıktır onlarda. Açırken bilgisayar bir yavaşlar, bir zorlanır. İşte ikonlar yavaş yavaş açılmaya başlar. Masaüstündeki simgeler yavaş yavaş gelmeye başlar. İşte makineniz başlarken böyle işte fan daha hızlı dönmeye başlar. Çünkü onlar fan ve işlemci bunları yapmak için birçok iş ve çaba sarf ediyor. Ve yanma noktasına kadar geliyor. Yani %90, %99'a kadar geliyor. Bunları kapatmazsanız bilgisayarınızda ilerleyen zamanlarda yani zarar görür. Yavaşlar, işte işlemcisi yavaşlamaya başlar. RAM bellekler yavaşlamaya başlar. Yani zarar görür. Biz bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattığımız zaman, uygula dediğimiz zaman, yeniden başlattığımız zaman bu kapalı uygulamalar gördüğünüz gibi işte Daemon Tools, bende iTunes Helper, Java Update ya da işte diyelim ki Steam var, Origin var, Software Driver Pack Solution var, Google Chrome var. Burada yine açılmış bu. Bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra bilgisayarınız daha hızlı bir şekilde açılıyor. Uygula dedikten sonra yeniden başlattığınız zaman ya da yeniden başlatmasanız bir sonraki açılışta bilgisayarınız bunlar açılmadığı için otomatikmen daha hızlı açılacak. Çünkü başlatması gereken bir program olmayacak. Bu sayede bilgisayarınızın da açılış hızını olumlu bir yönde hızlandırabilirsiniz. Tabii bunları açık bırakıyorum. Bu zaten bilgisayarıma herhangi bir cihaz taktığım zaman şarj etmesini sağladığı için açık bırakıyorum. Bu da ses olarak. Neyse bu menüde bu şekilde arkadaşlar. Bunu uygula diyoruz. Uyguladığımı bu şekilde bu menü şu anda deaktif oluyor. Yani kapanıyor. İşlevini kapatıyor. Uygula dedikten sonra kapatıyoruz. Başlangıç yöneticisi bu şekilde arkadaşlar. Disk temizleyicisi var. Disk temizleyicisi içerisinde bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Ya işte ya bu ne iş? Bunu silmesin. İşte ben içerisindeki zannediyor ki indirdiğiniz dosyaları, videoları, işte
filmleri, müzikleri, oyunları sildiğini düşünüyorsunuz. Öyle değil arkadaşlar. Bu mesela bir program kaldırmışsınız. Bu programın kırıntıları kalmış. Boş dosyaları, işte bilmediğiniz türdeki dosyaları kalmış çöp olarak. Ya da işte kayıt defterindeki kayıtlar, anahtar girdileri, işte diyelim ki C ya da D kullanıyorsanız, diyelim ki hard diski biçimlendirip 4 tane yaptıysanız, 4 çıkış, bunlar içerisindeki gereksiz uygulamalar, virüs dosyalarının gereksiz uygulamaları, ya da işte dedim ki bir tane program kuruyorsunuz, programın içerisinde bir homepage diye bir ayar var. Siz bunu otomatikmen kurmuş oluyorsunuz. Bu da kuruluyor arka planda. Bunları da buluyor. Yani işe yaramayan programları bulup kaldırıyor ayrıyeten. Ayrıca gördüğünüz gibi bir sürü işe yaramayan API, MS, Win, Core diye bir program şey var. Klasör içerisinde ya da görünmeyen klasörler içerisinde bu tür şeyi, türü ne olduğu belli olmayan veriler var. Tabii bunlar hani veri derken yanlış anlamayın sizden. Ya biz verileri niye silelim gibisinden. Bu işe yaramayan veriler. Çöp bunlar. Şu anda bunu arattırdık. Arattırdıktan sonra kaç megabayt çıkmış şu anda? 300 megabayt kadar çöp çıkmış. Biz bunları sileceğiz. Bu da tabii şöyle bir şey var. Ya ben zaten 500 GB ya da 1 TB hard disk kullanıyorum. Neden 300 MB silsen olur, silmesen olur diyebilirsiniz. Ama şu var ki arkadaşlar, bu tür programlarda herhangi bir arama yaptığınız bir programı, oyunu, videoyu, işte klasör içerisinde arama yapıyorsunuz, ismini yazdığınız zaman, bu tür programlar olduğu zaman, yani programlar diyorum, dosyalar olduğu zaman, bilinmeyen dosyalar ya da çöp dosyalar, onların içerisinde de tek tek aradığı için bayağı bir zorlanacak. Burada da diskte de %90'ları, %99'lara bulacak. Bilgisayarınız zorlanacak. Yani arama yaparken oyun oynayamayacaksınız. Ya da internete giremeyeceksiniz. Çünkü internete girmek sadece internet kullanma amaçlı değil. Yani sistem sadece internet kullanmıyor. Ayrıca sizin diskiniz de, RAM'iniz de, CPU'nuz da kullanıyor. Yani burada her türlü program bunların dördünü kesinlikle kullanıyordur. Arama yaparken de bunların içerisinde bayağı bir arama gerçekleştirecek ve zaman kaybına yol açacak. Yani mesela bir aradığınız MP3, diyelim ki 1000 tane MP3 var, bunu arayacak. Bunların içerisinde de arıyor bu. Yani sistem her yerde arıyor bunu. Tabi aradığı zaman da bu kadar veriyi süzmeye çalıştığı zaman size diyelim ki 1 saat sonra bulacak ya da 10 dakika sonra bulacak. Tabi 10 dakika da çok. Bir bilgisayar için yani 1.1 saniyede bulması gerekirken 10 dakika nere? 1.1 saniye ya da 0.1 saniye neresi? Az önce 300 megabit demiştik. Şu anda 3 GB çıktı. İşe yaramayan dosya. Halen de bulmaya devam ediyor arkadaşlar. Çakmağım yanmıyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar şu anda bulundu. Dosya tamamı yorulmuştan tel kullanılmayan dosyalar, bakın zaten programın kendisi de belirtiyor arkadaşlar, kullanılmayan dosyaların tamamı bitirildi. Mesela kullanılmayan dediğiniz zaman gene kafanız karışmasın. Ya işte ben bir tane arka plan resmi indirdim. Ben bunu bir kere kullandım, başka da kullanmadım, kullanılmıyor diye. Ya da işte bir müzik var, canım istediğim zaman dinlerim.
Kendim istediğim zaman dinlemem. Hatta işte 5 aydır da dinlemiyorum. Bunu kullanılmayan dosya gibisinden. Bu tür dosyaları silmez arkadaşlar. Bu tür dosyaları da içerisinde listelemez. Mesela bakın. Burada P şunu görüyorsunuz. P1593.mp4 diyor. Yani burada boyutu zaten 145 burada gördüğünüz gibi 14.5 megabayt gibi bir şey. Ama hani bu MP4 dosyası belki bir oyun içerisindeki sildiğiniz daha önce bir oyun içerisindeki intro dosyasıdır belki. Belki oyun tanıtım dosyasıdır, SFX dosyasıdır bilemezsiniz. Ama bu bir MP3 ya da MP4 gerçek video film dosyası değil. Bunlar gerçekten kullanılmayan dosyalar. Çöp yani. Ok diyoruz. Buradan ok dedikten sonra arkadaşlar zaten hepsi seçili bunların. Mesela şu tür programlar gerçekten zararlı. Soru işareti var. Üzerinde hiçbir şey de yok. Hepsini sil diyoruz. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Çok özür dilerim. Telefon çalmıştı. Durdurmak zorunda kaldım videoyu. Burada hepsini sil seçeneği var. Bunu seçerek dosyayı silmek istediğinizde emin misiniz diye. Dosyalar geri yükleme ihtiyacını hissedebilirsiniz. Geri dönüş kutusuna gönderilecektir diyor. Arkadaşlar program böyle bir ibare de kullandı tabii. Mesela diyelim ki bir oyun yazılım işine de uğraşıyor olabilirsiniz. Veya program yazılımcılığı da yapabiliyorsunuz. Tabii bunun içerisindeki sildiğiniz dosyalarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mesela işte diyelim ki bir yazılımcısınız ya da işte programcı. İşte bu program üzerinde işte bir SFX dosyası hazırladınız. Bu da dosya bunun içerisinde bir yerde olabilir. Bunun bir yedeğini alın. Ondan sonra işlemi yapın. Evet diyoruz. Şu anda silme işlemi devam ediyor arkadaşlar. Ve başladı devam ediyor. Programın dediğine göre de antivirüs programınızı devre dışı bırakmanızı öneririz. Çünkü sistemin yavaşlamasına sebebiyet verir. Çünkü bunlar kullanmayan dosyalar antivirüs programı içerisindeki karantina alınmış dosyalar da mevcut bunun içerisinde. Onların içerisindeki dosyalar da otomatikmen sildiğinden dolayı bir çelişkiye girecek antivirüs programıyla Your Unistanter programı. Bundan dolayı da kapatın. Çünkü işte antivirüs programı içerisinde karantina dosyalarını karantina altındaki dosyaları tek tek de silebilirsiniz. Siz daha önce de silmiş olabilirsiniz. Yeni bulduğu virüsler ya da dosyaları o gene karantina dosyasına koyar. Bunun içerisindeki bir program, bunun içerisindeki bir herhangi bir dosyayı silmeye çalıştığı zaman antivirüs programınızla çelişkili duruma düşer. Buradan silme işlemi biraz daha uzar arkadaşlar. Ben de tabi antivirüs programı devre dışı. Şu anda silme işleminin bitmesini bekliyoruz. Diğer menülerde silme işlemi bittikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Şu anda 3.5 GB'a yakın bir dosya var. Çöp dosya. Bunları silme işlemini sürdürüyor program. Arkadaşlar ben bu süre zarfı içerisinde videoyu durduruyorum çünkü video büyük boyutlara ulaşmaya başlıyor. YouTube kanalıma da bunu yüklemek biraz benim için hayli zor oluyor. Onun için videoyu durduruyorum.
silme işlemi bitmesine yakın bir yerde çalıştıracağım yeniden. Merhaba arkadaşlar, tekrar program silme işlemini bitirdi. Tam olarak toplam 6846 tane dosya bulundu ve kaldırıldı diyor. 3 GB'ya yakın da dosya, 3,5 GB dosya da boşaltıldı. Ok diyoruz, işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz tabii silme işlemi biraz uzun sürebilir. Burada disk temizleyiciyi de gördükten sonra arkadaşlar başlat menüsü var. Arkadaşlar bir de şöyle bir karşınıza bir liste de açılıyor arkadaşlar. Bunlar da geri kalan dosyaları gösteriyor. Buradan geri kalan dosyalarda tabii siz silmek isterseniz siliyor. Ben yeniden sileceğim. Arkadaşlar dosyaları sildikten sonra yeni bir tarama daha gerçekleştiriyor arka planda. Bu da geri kalan dosyaların silinmeyen veya silinmekten hariç ekstra bir durum içerdiğini göstermek için, mesela işte önemli bir dosya da olabilir. Bunları da silelim mi gibisinden bir liste oluşturuyor. Bu listeyi de size silip silmeyeceğinizle ilgili onay almayı bekliyor program. KB disk alanı dağıtıldı. Bir işe yaramaz zaten. Yeniden iki tane dosya kaldı. Bunları da siliyoruz. Bunları silmesi biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Şu an silme işlemimiz tamamlandı. Şu anda başlat menüsü seçeneğini tanıtımını yapacağız. Buradan şu anda içerisindeki programları listeliyor. Program ve bilgisayar özelliklerini. Yani işte bilgisayar özellikleri dediği zaman bilgisayarınızda wireless varsa, laptop kullanıyorsanız bu ağ işte wireless'ı otomatik açıldığı için her başlangıçta da bunlar açıldığına göre bir program listesi oluşuyor. Bunda bilgisayarın ek özellikleri listesidir. Bir de normalde sizin kullandığınız programlar, bir de oyunlar var arkadaşlar. Burada da gizle, çalıştır, genişlet, daralt, yenile gibisinden seçeneğimiz var. Bu da ağaç şeklinde size gösteriyor. İşte diyelim ki programlar bölümüne giriyorsunuz. Programlar içerisinde şunlar var, ya da x86'nın içerisine giriyorsunuz, şunlar var. Tek tek dosya içeriğinde buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Sıraya koy var. Fix, shortcut. Kaybolan kısa yollar, işte simgeler otomatikman onarılıyor burada arkadaşlar. Burada yeniliyoruz, buradan sıraya koyuyoruz, buradan bu işlemi otomatik düzeltmelerini sağlıyoruz. Bu liste size ağaç şeklinde, yani her tıklamada farklı bir dosya açıldığı ve bunların alt alta sıralanmış halini gösterir. Başlat menüsü de bu şekilde size bir özellik sağlar programa ve size. Burada EIC, Internet Explorer sileceği arkadaşlar. İşte Internet Explorer'ınız yavaş ise, tabi şu zamanda kimse Internet Explorer kullanmıyor. İşte kokular, arama geçmişi, pasaportlar, tabi bunu önermem silmeyi arkadaşlar. Geçici internet dosyaları, tarayıcı geçmişi. Tabi bu sizin Internet Explorer kullanan arkadaşlar varsa internetinizin diyorum pardon, web browser'ınızın hızlanmasını sağlıyor. Çünkü
arama geçmişi, kokular, cookie, ayrıca geçici internet dosyaları, tarayıcı geçmişi, adres geçmişi, işte kaydedilmiş formlar gibisinden bir sürü veri kaydı oluştuğundan dolayı bu sizin belleğinizde sıkışmalara sebebiyet veriyor, RAM belleğinizde. Bu da işte bilgisayarınızı yavaşlatıyor. Ayrıca internet explorer'ınızı yavaşlatıyor. Biz bunu temizliyoruz. Tabii eğer daha önce işte diyelim ki Facebook, Google, YouTube gibi şifrelileri internet explorer üzerinden kaydettiyseniz bunu seçeneğini kaldırmanızı öneririm. Çünkü şifreler de otomatik olarak gider. Çünkü birçok siteye üye olmuşsunuzdur. Şifreleri kaydetmişsinizdir. O şifrelerin de bir kaydının kopyasını almamışsınızdır. Temizle dediğiniz zaman daha önce diyelim ki 3 ay önce açtığınız bir web sitesine şifresini silmiş olursunuz. Ve siz de tabii şifreyi hatırlayamadığınız için oraya yeniden bir hesap açmanız gerekiyor ya da farklı bir seçenekle bulma yöntemini, bulma seçeneğiyle o şifreyi ararsınız. Belki de bulamazsınız arkadaşlar. Bunu önermiyorum, bu tiki. Temizle diyoruz. Şu anda geçici dosyalar taranıyor. Burada tüm seçenekleri tek tek tarıyor arkadaşlar. Taradıktan sonra da silecek. Yine çakmak bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar ben. İnternet Explorer üzerindeki geçici dosyaları taraması devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 40. dakikaya doğru ulaşıyoruz. Ben videoyu tekrar duraklatacağım. Tarama işlemi bitince veya bitmeye yakın bir yerde tekrar başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar temizleme işlemi tamamlandı diyor. 15 tane kayıt silinmiş. Görev tamamlandı. Gezintileri tamamen silindi diyor. Bu otomatikmen sağda veya solda veya yukarıda aşağıda listeyi sil gibisinden bir seçenek sunmuyor, otomatikman siliyor arkadaşlar. Kapat diyoruz. Burada dosya yok edicisi var. Buradan arkadaşlar herhangi bir dosya ekleyerek, klasör ekleyerek silmek istediğiniz bir dosyayı tamamen bilgisayarınızdan silebilirsiniz. Ha biz buna ne işimiz var, işte ne gerek var buna gibisinden bir seçenek de kafanıza takılmış olabilir. Bu da mesela onu da anlatayım. Diyelim ki şu anda internet üzerinde bazı arkadaşlar legal olmayan işler yürütüyor olabilir. Mesela diyelim ki çok affedersiniz pornografik içeriklerde bir web sitesi işletiyor. Diyelim ki web sitesi kapandı, IP adresi bulunduğu arkadaşın işte evine baskın oldu, polis geldi. Bilgisayarını alacak, el koyacak. İçerisinde web sitesiyle uyuşmuş olan evraklar, veriler bulunursa yani ceza işleme girecektir. Biz bu tür dosyaları tamamen siliyoruz. Yani bunu polis de el koysa arkadaşlar
ya da bir bilişim bölümündeki polisle el koysa buna, sildiğiniz dosyaları asla geri getiremez. Çünkü bu dosyaları tamamen siliyor. Hard disk üzerinden de siliyor. Yani hard diskte işte Rejuva diye program var mesela. Onunla geri getirmeye çalışsanız bile bulamazsınız programı. Böyle bir dosya ya da program yok, yüklenmemiş hiçbir zaman gibisinden görünür. Bu işlem de buna yarar. Yani ya işte sağ tık sil, oradan çöp tenekesine gitsin, oradan da sil. Dediğiniz zaman bu dosya ilerleyen zamanda bir senede sonra olsun, 10 senede sonra olsun bulunur. Ama bu şekilde bu yöntemi izleyerek dosyanız asla bulunmaz arkadaşlar sildikten sonra. Windows araçları var burada da en son. Burada işte ağ bilgisi, ağ tanımlama, işte ping atabilirsiniz, işte herhangi bir siteye ya da başka bir işlem ekran klavyesini çalıştırabilirsiniz. Güvenlik merkezine girebilirsiniz. Hizmetleri açıp kapatabilirsiniz. Paylaşım klasörleri ayarlayabilirsiniz. Sistem bilgisini görebilirsiniz. Sistem özelliklerini görebilirsiniz. Bunun gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Tabii bunu denetim masasından da yapabilirsiniz. Ama bu program kısa yol eklemiş gene burada. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Program anlatımı bu şekildedir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi eğlenceler arkadaşlar.